Hocam yılbaşıyla alakalı olarak e, soru gönderen dinleyicilerimiz olmuş. Mesela onlardan birisi şu. E, yılbaşında tamam işte yiyecek içecek falan onları özel olarak bir şey yapmıyoruz ama televizyonlarda programlar var. Onları izlemek de e, yılbaşını kutlamak gibi olur mu? Kutlamak değil de mala yani ile vakit geçirmek olur zaten her gün bakıyor o televizyona. Dizisine bakıyor, bilmem nesine, burada ne var, burada ne var diye bakıyor. Kutlamak maksede bakmıyor. Onunla onun bir alakası yok ama... ...hani baktığı görüntüler uygun olmazsa gene günahı girer. O ayrı bir mesele. Yılbaşı, Noel, farklı şeyler Farklı ee, şeyler. şimdi çok kimse onu karıştırıyor. Bazen bir bazen değil yani dinin emri öyle olduğu için onu da anlatıyoruz, merak e şimdi 2017 giriyor, 2017 hayırlı olsun. ...demekte de mahsur var mı dine? Yok. Çünkü onlar 2017'yi değil... ...26 Aralık'ta başlayıp 31 Aralık'ta... ...son bulan Noel'i kutluyorlar. Yani onların dini bayramlar o. 2017 onların dini bayramı değil. E ne olacak şimdi 2016 gitti. Gidiyor. 2017 geliyor. Ee, şimdi bunu mesela dinliyor. Biz Osmanlıcı'dan dinledik diyor falan. 2017 işte yeni yılınız hayırlı olsun falan... ...diye böyle mesaj gönderiyor. Ne lüzum var buna? bazılar da diyor ki, biz Müslümansa Müslümanlığı yeni yıl, aynı şekilde Hicri yeni yıldı. Yani sen hani Öyle ya yani şimdi, e, sosyal medyada herkes hatırına gelen, aklına gelen ne varsa kullanıyor. Sonra da bir sürü böyle e, bilgi kirliliği. Ondan sonra herkes kendi kafasına göre bir yorum, herkes kendi kafasına göre, aa, e, müftüler de çok ha, tabii. Öyle hani müftüler var ki, şaşırdım, maşallah dedim ya bu yanlış böyle fetva olmaz şöyle olur. Uf, 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 kırla gidiyor yani. Sen bize öğretmedin bunları. <laughs> Öğretmedim. Bilmediğim için Bilmedi. <laughs> öğretemedim size. sosyal medyada <laughs> sosyal medyada <laughs> <laughs> uf uh, ne fetvalar var. Ya allah Teala korusun. allah Teala dini hakkında. Ve allah Teala'nın aynı şekilde dinini korumak için yaratıp seçtiği, gönderdiği o din büyüklerinin yazılarıyla alakalı olarak onlara dil uzatmak, onları tenkit etmek, kendi yorumuna göre aynı şekilde onları değerlendirmeye tabi tutmak felakettir ya. Felakettir. Yani e, hele hele e, bir kimse Allah'tan sevdiği bir zatı görmüş. Sevdiği bir zatı görmüş. Ondan sonra onun yanında bulunmuş. Ondan sonra sonra da kalkmış. Affedersin gidiyor, necaset diyor. Ne kadar çirkin bir şey değil mi Peki necaset nedir? Fitnedir, gıybettir, dedikoddur. Bunların hepsi necasettir. Ne, ne işle meşgulsün sen? Ne işle meşgulsün sen? allah Teala muhafaza buyursun ya. allah Teala ya muhafaza ya. buyursun. Dolayısıyla e, Noel ayrıdır. Mesela şey de geliyor. Mart'ta da... E, 21 Nevruz. Mart'ta Nevruz geliyor. Nevruz, Mecusilerin, İranların, Onlardan çıkmadır o. Bayramıdır o. Orada herhangi bir şekilde kutlama olmaz. Efendim resmi e, olarak bayram ilan etti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilan ettiğidir. Vazifelisin, görevliysen o vazifenin görevini yaparsın. Ama sen gelip de aynı şekilde bunu kutlayacaksın, bunu yapacaksın, bununla böyle ha hareketler yapacaksın. Yok. Burada da öyle. Burada da öyle. E, 2017 miladi güneş sistemine göre olan takvim. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumunu e, esas almışlar. Tabi o da aslaslar yok. O da eksik. Zaten Hristiyanların hepsi aynı şekilde yaptıkları hepsi noksan bir eksiktir de. Haber İslamiyet'te hata ve kusur arıyorlar. Otur kendini ara önce. otur, otur ondan sonra aynı şekilde kendini, kendini de ara da kendini ikini gör. Ee, İslam alimler uzun uzun yazmışlar. İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki zaman farkı ...Resuller arasındaki zaman farkı on asırdır buyuruyor. Dolayısıyla... E, ...bu takvim... ...300-400 sene eksik. Yani şu anda aşağı yukarı... E, ...Miladi takvim 2500 yıllarda falan olması gerekir. Değil. İdi. Evet. E, Doğrusu, olması gerek. Doğrusu o. E, dolayısıyla... ...ay 2500 olmuş, ay 2100 olmuş, ay 2017 olmuş. Bunu adamlar dini olarak kutlamıyor. Peki İslamiyet neyi men ediyor? Yani gayrimüslimlerin ibadet olarak yaptıklarını yapmayı men ediyor. Kıyafet olarak da. Mesela Hristiyanlar boyunlarına haç takıyor. Takmak küfür alamettir diye yazıyor. Papazlar bellerine aynı şekilde o cübbeleri giyiyorlar. Zünnar takıyorlar. Onu ibadet diye yapıyor adam. Bunu yapman aynı şekilde onlara benzemen olur. Ve küfür olur bu buluyor bu. Noel'i kutlamak onların dini bayramıdır. Orada hediye almak bilmem ne yapmak onun için Mamur Rabbani kutusu Hocalar buyuruyor ki hayatında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Normal her günkü şeyin mesela şimdi bu soran dinleyicimiz. Efendim işte o zaman televizyona da bakmayacak mıyız falan. E, her gün bakıyorsun zaten. Değil mi? O akşam da bakarsın. O kutlamak baynasında değildir. Çünkü kutlamak ona değer vermek. Orada özel bir şey yapmak. Onlar gibi yapmak. Noel Baba elbiseleri giymek. O da uyduruktur biliyor musun? Batılların, Amerikalıların, Avrupalıların. Ee, şeyin para babalarının para kazanmak için uydurduğu bir şeydir. Putperestlikten gelmedir. <laughs> tamam ticari <yani. gülüyor> Hiç alakası yok. Şimdi bu Noel de onların için aynı ticaret kapısıdır. İşte Noel hediyesi. Herkese hediye aldırttırıyorlar. Şakır 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 şakır. Öbürleri de cebini dolduruyor. Aynı şey gibi biliyor musun? Ee, <laughs> Mekkeli müşrikler peygamber efendimize karşı çıkıyorlar diye. Adam diyor ki ya diyor şimdi tamam diyor söylediği doğru ama diyor biz bunu kabul edersek biz put yapıp satıyorduk diyor bizim putlar gidecek. <laughs> biz diyor cebi dolduruyorduk bu putlarla diyor. Adamlar cep dolduruyordu put yapıp satıyorlardı. E şimdi İslamiyet geldi putları yıkıyor. E bunların aynı şekilde gelir kaynağı gidiyor. Zamanımızda da var aynı şekilde. E ben yakinen tanıdıklarım var böyle İhlas Holding'de. E gelmiş çalışmış müdür bile olmuş falan filan gün gelmiş aynı şekilde. Arkadaş güle güle demiş. Ondan sonra ihlasın aleyhinde çalışmaya başlamış. Aha. Hazreti şaşmıyor şaşmıyorum da böylelerine. Ha. Hani orada görüntü itibariyle işte falan. Demek ki adam şey cibilliyeti bozuk birisi yani. Samimi değil yani. E bu neye benziyor? Devlette de çalıştığı aldı. Devlete ihanet edenler de işte erdedir. Yok mu öyle? Devlette de çalışıyor. Ay işte en çarpıcı örneği 15 Temmuz'da gördük. ve gülen, ona tabi olanlar. Bu memleketin ekmeğini yediler. Ve bu milletin aynı şekilde milletinin parasını alıp götürdüler. Başka da var e, sevk ettiler falan. E, ama e, şimdi efendim işte biz o öyle alçakmış da namussuzmuş da biz bilemedik. Sen neredeydin? Sen neredeydin? E, yıllardır mesela Türkiye Gazetesi kitaplarını dağıtıyordu. Niye alıp okumadınız? Niye alıp okumadın? Okusaydın gözün açılırdı. Ondan sonra ha dersin bu yanlış. Diyebilirdim bunu biz burada söyleyince üstü kapalı bile söylesek zıplayanlar oluyordu. Mahkemelere Aha. falan ver, verenler oluyordu. onlara Onları da. savunanlar oluyordu. Tabii. Yani ha, bazılar şimdi da pişman. Da, ha. Bazılar da bize akıl veriyordu. Yani işte öyle söylememeli. Fitne çıkarmamalı falan filan akıl veriyor falan. <laughs> <laughs> ya yani fitne çıkarmamak için o zaman alkol haram demeyeceksin. Noel'i tenkit etmeyeceksin. Ondan sonra zina haram demeyeceksin. Lay 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 lam öyle mi diyeceksin? ...yani haram dersen... ...aa güceler, fitne çıkar. Ne derler ona? Düğün evinin defçisi... ...ölü evinin yazçısı olacaksın yani. <laughs> değil, değil mi? Nabza göre <laughs> şerbet. Nabza göre şerbet. Ha Piyasadaki... ...din görevliler de böyle yaptığı için... ...fitne falan çıkmıyor değil mi? Yani milletin imanını, itikadını bozup bozup gidiyor. Yani bazılar diyor ki efendim siz işte... ...din adamları, adamlar, din adamlarla bizim alıp veremediğimiz yok ki... ...onların beklentimiz yok, öyle bir şey yok. Yani beklentimiz yok. Ya, Ama din adamı... Kılı... Laftı yok. Da yok. Yani, başımızın tacı olur... E ama din adamı kılığında dini bozuyorsa bunu söyleyince efendim fitne çıkar. Ne fitnesi ya? Adam fitne bas. Adam fitneci. Hani hemen abiler allah Teala rahmet eylesin. Anlatmadık bir şey bırakmamışlar tamam mı? Son zamanlarda habire bir şey anlatırlardı. Şimdi e, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken, ateşe atılırken karınca pıtı, 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 pıtı gidiyor falan. Demişler hop nereye? Su taşıyor demiş. Ne suyu demiş ya? E, İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor demiş yani söndüreceğim ateşi. Demişler arkadaş bir dakika. Senin kendi bir şeyini insan gözüyle senin ağzında taşıdığın o damla bile değil ya zerre bile değil. Demiş beni ilgilendirmez. Ben tarafımı belli ediyorum. Allah-u Teala isterse o zerreyi büyütür okyanus yapar. Beni ilgilendirmez demiş. Ben tarafımı belli ediyorum bu bir. Bir de sık sık anlattı. Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda hükümdar diye hükümdar olunca herkese hediyeler getiriyor. Gene bir karınca pıtı 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 pıtı, pıtı ağzında da aynı şekilde çekirge ayağı Demişler hop bir dakika. Nereye? Hediye getirdim demiş. Çekirgaya. ya. <laughs> demişler ya çekirge. <laughs> Süleyman ne işine yarar demişler ya. E demiş ben karıcayım. Benim için bu kıymetli. Bunu bulduk biz yeriz. Besin bizim için. E demişler ya bu kadar kimsenin falan. Demiş bir dakika. Hediye getirenler demiş siz bir yere yazıyor musunuz? yazıyoruz demişler. İyi işte demiş, Ben de getirdim. Ben de yazın. Ben demiş tarafımı belli ediyorum. E şimdi Allah-u Teala -vale rahmet eylesin. Emir abilerin ahireti intikal ettikten sonra dedim niye ısrarla bu kadar söylüyorlardı falan. Ne kadar şey yapıyorlardı. Aa bir baktım herkes içinde karnındakini o açığa çıkarıverdi. Tarafını belli etti yani herkes. Ha, kimisi aynı şekilde yılan gibi. O da gidiyor İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini boynu üflüyordu söndürmek şöyle dursun. Ha dedim demek ki dedim bazıları akrep cibilliyetinde, yılan cibilliyetinde ateşi körüklüyor. Fitneyi körüklüyor. İnsanların aynı şekilde itikadını bozuklamak için yılan cibilliyetindeymiş demiş. Cibilliyetine geri dön demektir. Hani biraz önce Ebu Vefa, e, İbni Vefa Hazretleri'nin bir naklettik ya. Yani sen İslamiyet'ten uzaklaşırsan şeytan cibilliyeti, şeytan sıfatların açığa çıkar. Onu e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diye hatırımda kalmış. Kur'an-ı Kerim'de işte Belhüm Edal yani hayvanlardan da aşağı onu anlatırken orada bir şey buyuruyorlar. Buyuruyorlar ki yarın mahşer günü herkes kendi cibilliyetinde. Hangi cibilliyet diye şimdi cana bak yani hayvanları yaratmış. Akrep ayrı bir cibilliyette, yılan ayrı bir cibilliyette. Ondan sonra tilki ayrı, aslan ayrı, kurt ayrı, koyun ayrı, keçi ayrı. Köpek ayrı, kedi, Köpek ayrı, ayrı. kedi ayrı. Ve insanlar da bunlardan birisindeymiş... ya Yani İslamiyet'ten soyunca adam köpek cibilliyetinde köpek gibi davranıyor. Eğer şeyse Akrepse akrep gibi davranıyor. Yılansa yılan gibi davranıyor. Kurtsa kurt gibi davranıyor. E şimdi tabi bu büyüklerin kitaplarını okuyunca bakıyorsun hadiseler ana diyorsun. Bunun cibilliyeti aynı şekilde akrep. Bu adam sokuyor boyuna. Bu ki yılan? ki aynı şekilde kurt. Bu tilki. Açıkça görüyorsun ya. Hadi Emre edeyim. abinin varlığı onları engelliyormuş. Demek. Engelliyormuş. E yani merhamet etmiş onlara. Merhamet, merhamet, etmiş. Kimisi dolu suretinde. Kimisi de. ...büyükler görüyor buyuruluyor... Allah Teala perdeyi kaldır veriyor. Hatta zaman zaman hep naklediyoruz ya büyüklerden bir zat dergahda yol güzergahındaymış. Oraya çıkar otururmuş. İnsanlar da gelip geçiyor, selam veriyorlar falan. Bir talebesi dikkat çekmiş. 10 kişi selam veriyor, bir kişiye cevap veriyor. Allah Allah demiş yani. Selam verilince selam almanın lazım olduğunu bu zat bizi öğretti ama demiş selamını almıyor bunların. Çünkü merakını yenememiş demiş efendim çok özür dilerim de demiş yani... Yani demiş siz öğrettiniz bize. Selam verildiği zaman selama cevap verilmesinin lazım olduğunu size öğrettik. Sizden öğrendik. Ama demiş siz kendiniz cevap vermiyorsunuz. Otur evladım demiş oturuyor. Sarını çıkartıyor onun başına geçiriyor. Demiş şimdi gelenlere bak. Bir bakıyor yılan sürü Bir bakıyor domuz sürü Bir bakıyor köpek. Bir bakıyor dilki. Bir bakıyor akrep. hemen çıkarmış bugün demiş. ben demiş dayanamam buna. Demiş evlat biz her gün böyle görüyoruz ya. Arada sırada insan geçiyor demiş. Onun da selamını alıyor. <laughs> Onun <da> selamını <gülüyor> İnsanın <gülüyor> selamı alınır yani. <laughs> Dolayısıyla şimdi mi bakıyorsun herkes tarafını belli etmiş, içindekini kusmuş. Zehrini sen akıtıyor böyle. Adam bırakmış onu. E sen aynı şekilde hani Emre Habib'i Hüseyin Hilmi Efendi'yi görmüşsün. Ya, bir adam ayrı şekilde yapacaksan al bu kitapları al, insanlara ulaştır. Hatta gazeteyi al, Türkiye Gazetesi'ni al, git aynı şekilde alın. Yok. Efendim ben işte... E, şey yapacak, milliyeti gereği. Akrep ya akrepten bal beklemek ahmaklıktır diyor. Akrep akrep ne yapacaktır? Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.